Abdullah Gökçel, Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve Bediüzzaman Hazretleri arasındaki ihtilafa nasıl bakmak gerektir? Üstad Bediüzzaman büyük doğuculara nasıl bakmıştır? Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin babası üstadımızın mürşitlerindendir. Arvasiler, Arvasilerden yani Abdülhakim Efendi'nden ilerisi, gerisindekiler, üstad kendisi söylüyor. Benim mürşidim, ismi vardır Risale'de de adı neydi? Benim mürşidimdir, mürşitlerimden diyor ve Sadat'tan diyor, üstad kendisi hakkında Sadat'tan diyor ve üstad hazretleri birinci şua hakkında 1942 senesinde Allahu Alem Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'da kürsüde Kur'an-ı Kerim'in Risale-i Nur'a remzi manada işaret etmesi hususuna itiraz etmiş. Üstad Hazretleri de o zaman Kastamonu'da ve Kastamonu'dan Üstad Hazretleri talebelerini gönderiyor. Diyor ki o zatın gidin elini öpün, duasını alın ve meseleyi kendisine izah edin. Biz mutlak mana bu demiyoruz, remzi mana bu diyoruz. Duasını alın. Risale-i Nur'da yazılı olan şeyi söylüyorum. Yani Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile Üstad Hazretleri arasında bir ihtilaf bahse konu değil. İlmi bir meseledir. Abdülhakim Arvasi Hazretleri büyük bir zattır, seyittir. Efendim büyük bir allamedir. Kürsüden üstadın bir meselesine itiraz etmiştir. İlmi bir meseledir. Üstad Hazretleri de ona mukabele etmemiş, cevap vermemiş. Sadece talebelerini göndermiş, İstanbul'da olan talebelerine emretmiş. Gidin elini öpün, duasını alın ve benim de selamımı söyleyin diye mektup yazmıştır. Bir, ikincisi Büyük Doğu hakkında, Büyük Doğu hakkında Üstad Hazretleri Büyük Doğu bir sayısını parasızlıktan basamadım diye yazmış. Üstad Hazretleri yorganımı satın gönderin ona demiş. Yorganımı satın gönderin. Büyük Doğu'yu çıkarsın. Büyük Doğu'ya bağışı öyledir. Yani Üstad Hazretlerinin Büyük Doğu gençlerine bakışı öyledir. Gele gele Büyük Doğu'nun şimdiki temsilcilere durumunda olan İbdacı kardeşlerimiz var. Biz Bediüzzaman'ın eğer kabul ederse bir talebesi olarak İbdacı kardeşlerimize nasıl baktığımızı, nasıl gördüğümüzü herkes dünya alem bilir. Biz onları Anadolu'nun haklı, hakikatli davasına sahip fakat yetim evlatları biliyoruz. Şunu görüyoruz ki başından beri Türkiye'de kökü içeride olan, dış devletlerle bağlantıları olmayan, bir fitne fucura karışmamış hiçbir hareket büyütülmüyor. Bunu açıkça söylüyorum. Azimendi'nin başına gelen de budur, İbdacıların başına gelen de budur. Türkiye'de şu an hala devlet bu işin farkında olmadı. Her ne kadar samimilerse de, akıllılarsa da, şeylerse de hala bu işin farkında olmadılar. Türkiye'de büyük cemaatler dış bağlantılıdır. Hiç gözü kapalı söylüyorum. Büyük cemaatlerin hepsi dış bağlantılıdır. Yani kökü belli değil, nerede, ip kimin elinde belli değil. Sakarya gibi Anadolu'dan doğup Anadolu'dan batan İbdacılar ve Azmendiler dış bağlantıları olmadığı için sadece Allah'a dayanıp Allah'a güvendikleri için sadece bu milletin evladı oldukları için başka şey düşünmedikleri için ikisi de küçük kalmıştır ve durum siyasi durum değişmezse böyle gider, devam eder. Biz Büyük Doğu'ya nasıl bakıyorsak Üstad da öyle bakıyordu.